Podcast dinle. Bompard Bariri gibi iki eski diplomatı tarafından tepsil edilen Fransa'nın konferanstaki halinden şikayet edenlere Fransızlar, Monsieur Bompard, Monsieur Bariri konferansın görüştüğü karışık meselelerde birer ansiklopedi gibidirler, diyorlardı. Oysa bu eski ansiklopediler bu konferansın ihtiyaçlarına göre pek köhne bir bilgi torbasıydılar. Fakat Lozan konferansında Fransız çıkarlarının bu iki diplomata bırakılmasının asıl sebebi başkaydı. Bütün görüşmelerde Monsieur Bariri hayret verici bir itaat hissiyle hep Lord Curzon'un ağzına bakıyor, o ne söylerse bir papağan gibi yalnızca onaylıyordu. Bazen pek cesaretlendiği zamanlarda bir iki kuvvetli kelime çıkacağı vakit gözleriyle önce İngiliz başdelegesinin rızası olmasını bekliyordu. Fransa böylece Lozan Konferansı'nda Ankara Anlaşması'nı, Türk dostluğunu, hatta Türkiye'deki Fransız çıkarlarını unutarak İngiltere'nin peşi sıra gitmekteydi. O kadardı ki hiçbir meselede sesini çıkarmayan Bariri, ara sıra Curzon'u memnun etmek için hatta Fransa'yı hiç ilgilendirmeyen işlerde delegelerimize hücuma bile girişti. Lord Curzon sinirlerinin esiri olarak biraz fazla bağırdığını, hiddetlendiği günlerde ise Fransız delegesi aciz sessizliğiyle bu tavırları hep tasdik etti. Times gazetesi bile Fransız delegelerinin bu haline tahammül edemedi, acı acı iki baş makale yazdı. Fransa Lozan'da niçin böyle hareket ediyordu? Franklin Bowling'in vaatlerinden sonra bu hareket tarzının yalnız bir izahı olabilirdi. Alman tamiratı meselesinde İngiltere hükümetinden aynı hareket tarzını ummak. Fakat bir ay önceki Londra toplantısı Fransızlara İngiltere'nin Almanya'ya karşı ne surette harekete hazırlandığını pek iyi göstermişti. Fransızlar bu derste yetinmediler. Lozan'da İngilizlerle beraber yarattıkları birlik cephesinin bir gün faydasını göreceklerine emindiler. Bunun için de Türk egemenliğini feda etmekten çekinmiyorlardı. En sonunda Paris'te 2 Ocak toplantısı oldu. Lord Curzon da Paris'e gitti. Fransa'nın bütün ümitleri bu toplantıdaydı. Konferansta doğudaki büyük manevi nüfuzundan yaptığı fedakarlıklar hep bu toplantıda bir şeyler koparmak içindi. Lozan konferansında azınlıklarda, kapitülasyonlarda Türk egemenliğini hep bunun için fedaya hazırdılar. Fakat orada Fransızların uğradığı düş kırıklığı siyasal acıların en büyüğü oldu. Bu defa iki müttefik hiçbir noktada anlaşmadan ayrıldılar. Denilebilir ki Versailles imzalandığı tarihten beri İngiltere-Fransa arasında bu kadar açık bir anlaşma olmamıştı. Paris konferansı sonuçları delegelerimizin durumları üzerinde hiçbir etki yapmadı. Çünkü 4 yıllık Kurtuluş Savaşı'nın hiçbir devrinde Türk talepleri değişmemişti. Diğer taraftan Paris konferansının sonuçsuz kalması Lozan konferansının devamını etki edemezdi. Çünkü Alman tamiratıyla Doğu meselesi arasında bir ilişki yoktu. Dünya kamuoyu Almanya'ya karşı müttefikler arasında birleşme olmadı diye Doğu'daki savaş tehlikelerinin daha uzun süre devam etmesine razı olamazdı. Fransa'nın durumu ne olursa olsun İngiltere kendisini doğrudan doğruya ilgilendiren Doğu Barışı'nın bir an önce yapılmasına gayret edecekti. Noel tatili, Lord Curzon'un Paris'e gitmesi, müttefiklerin Alman meselesiyle meşgul olmaları konferans görüşmelerinde görece bir durgunluk yaptı. Bu sırada göze çarpan iki nokta vardı. İngiliz delegeleri azınlıklar komisyonunda vatana ihanet töhmeti altında bulunan Türklerin de genel affa girmelerinde ayak diriyorlardı. İngilizler hainlere karşı manevra bir taahhüt altına girmişlerdi. Kendileri İstanbul'dan gittikten sonra korudukları vatan düşmanlarının Türk adaletiyle baş başa kalmalarına razı olamıyorlardı. Oysa o zamana kadar hiçbir devletin bir milletin hainlerini barış masasında savunmaya çalıştığı görülmemişti. Horace Rumbledon'un ısrarı bazı fesatçı ve ahlaksızların İstanbul'da Türk bağımsızlığı aleyhine İngilizler tarafından çalıştırıldıklarının bir itirafı gibiydi. İkinci nokta yine azınlıklar komisyonunda bir Ermeni yurdu için hala ısrar edilmesiydi. Hristiyan Amerika'nın ve bazı İngiliz protestanlarının etkisiyle konferans çevresine sokulan bu fikir akıllı Ermenilerin bile mümkün görmedikleri ham bir hayaldi. Müttefiklerin bir Ermeni yurdu davası çıkarmak istediklerini gören Delege Rıza Nur böyle bir hayalin lafını bile dinlemek istememiş, kağıtlarını toplayarak Tali Komisyonu'nu terk etmişti. Bu meseleler dışında Lozan Konferansı'nda şimdi bir barış öncesi projesinden söz ediliyordu. Müttefiklerin yakında barış antlaşması düzenleyip verecekleri haber alınıyordu. Proje o zamana kadar çeşitli Tali Komisyonları'nda uzmanlar tarafından hazırlanmış olan önemli esasların bir araya toplanarak bir anlaşma şekline konması mıydı? Bu takdirde o zamana kadar ayrı ayrı tartışılan ve az çok belli bir sonuca bağlanan meseleler toplu maddeler şeklinde tartışılacaktı. Eğer barış öncesi projesi ümit edildiği gibi barış hükümlerinin büyük komisyonlarda toplu olarak görüşülmesini sağlarsa konferans çalışması daha çok ilerleyebilirdi. Fakat konferansta bir tenhalık göze çarpıyordu. Görüşmelerin çabuk ilerlemesi imkanı ortaya çıkmasına rağmen Lozan çevresinde bile Doğu meselesi önemini sürdürmüyor gibiydi. Gazeteciler yılbaşından beri bomboştu. Bütün yabancı muhabirler hep Almanya'ya ruh ravzasına gitmişlerdi. Bir ay önce Lozan'da görülen canlılık şimdi Essen'e geçmişti.
Bu tenhalık ve sessizlik içinde konferans yavaş yavaş tabii safhasına girmeye başladı. Noel tatilinden sonra azınlıklar komisyonunda gözüken iyimserlik devam ediyordu. Hristiyan azınlıkların askeri tabi olmaları Rum Patrikhanesi'nin bütün idari, medeni, siyasal haklar ve ayrıcalıklardan ayıklanarak yalnız dini bir makam olarak İstanbul'da kalması, vatana ihanet suçu altında bulunan Türklerin 150 kişi dışında affa girmesi ve ayrıca Ermeni yurdu meselesinin bir an içinde yok oluvermesi, her iki tarafta artan bir iyi niyet ve anlaşma emelinin işaretleri gibi görünüyordu. Yabancı muhabirlerin iddiasına göre müttefiklerin delegeleri türlü sebeplerden dolayı daha uysal olmak emrini almışlardı. Lord Curzon'un bile Paris yolculuğu sırasında İngiliz nazırlarıyla görüştükten sonra hareket tarzını değiştirdiği söyleniyordu. İngiltere'nin doğrudan doğruya ilgi duymadığı meselelerde barışı güçleştirecek hareketlerden çekinmesinin kendisine tembih edildiğini bildiriyordu. Öte yandan Musul hakkında bazı incelemeler yapılmak üzere İsmet Paşa'nın Londra'ya gönderdiği iki Türk danışmanı Muhtar ve Şeref Beyler'le dönmüşlerdi. Bu genel iyimserlik, bazı hastalıkların geçici olarak gösterdiği ve daha aşırı bir devrenin belirtilenlerden olan sükunetimiydi. 1923 Ocak ayının ortalarında doğru konferans bir işlemezlik devresine girdi. Daha doğrusu faaliyet resmi sahadan özel görüşmelere geçti. Her gün toplanan 1-2 tali komisyonda azınlıkların değişimi, tabiat ve benzeri gibi meseleler görüşülürken konferansın en önemli davaları olan borçlar, kapitülasyonlar hep özel toplantılara nakledilmişti. Lord Curzon, Amerikalı Child, Lozan Palas'a gelerek İsmet Paşa'nın odasına çıkıyorlar ve orada kapalı kapılar arkasında saatlerce konuşuyorlardı. Diğer taraftan Hasan Bey Beveridge Oteli'ne gidiyor ve İngilizler çeşitli meseleleri inceleyip duruyordu. Bir taraftan Bompart, İsmet Paşa ve Hasan Bey ile yaptığı temaslardan sonra mali meseleler hakkında hükümetten talimat almak üzere Paris'e koşuyordu. Bu gizli görüşmelerden sızan haberler birçok konferansın sonu hakkında endişeyi düşürmekteydi. Ruhlarda bir bezginlik, bir bıkkınlık başlıyordu. Bu sırada mali meseleler üzerinde yapışıp kalan Fransızlar, kendi işlerini bitirmek için Lord Curzon'un sabırsızlanmasını da korkuluk gibi göstermeye başlamıştı. Tam o sırada Memel'in Litvanya askerleri tarafından silah kuvvetleriyle işgali, Fransa'nın işgal siyasetini şiddetlendirmesi, Avrupa ile beraber Lozan'ın da ölçülü, yumuşak havasını bozdu. Fransızlar endişeden, asabiyetten sabırsızlanıyor, İngilizler fırsattan istifade etmek istiyorlar, İtalyanlar mutlaka bir rol oynamak hevesini gösteriyorlardı. 16 savaştan önce Alman İmparatorluğu'na ait bir liman kenti olan Memel, günümüzde Litvanya'daki Kalipeyda, Versailles Anlaşması ile yeni kurulan Polonya ile Litvanya'nın da serbestçe kullanabilmeleri için itiraf devletlerinin ortak mandasına bırakılmıştı. Ocak 1923'te Fransızlar Ruhr Havzası'nı işgal etmeye hazırlanırken, Almanların sağladığı silahları kullanan Litvanyalılar kenti işgal etti. İtilaf mandası yönetimi yeterli silahtan yoksun olduğu için şehri terk etti, kısa süre sonra da Milletler Cemiyeti bu fiili ilhak tanıdı. İsmet Paşa türlü tehditler, entrikalar, çeşit çeşit teklifler karşısında sakin bekliyordu. Bütün Türk tarihinde hiçbir Türk devleti adamı bu kadar karışık ve güç şartları içinde memleketin haklarını savunmak mecburiyetinde kalmamıştı. Bompart 5 maliye uzmanını yanına katarak Paris'e yollanmıştı. Bu siyasetten maksat görüşmeyle çözümlenmesine imkan olmayan meseleler hakkında Fransa hükümetinden talimat almaktaydı. Bu meseleler arasında en önemlilerden biri şahıslara ait ve ziyanın tazminatıydı. Müttefikler savaş sırasında malına mülküne el konan, savaş salma ve vergilerine maruz kalan yabancıların zarar ve ziyanlarının tazmin edilmesini istiyorlardı. Bizim delegelerimiz ise bu teklife karşılık mütarekeden sonra Adana'nın ve İstanbul'un işgali dolayısıyla Türkiye tebaasına uğradığı ve zarar ve ziyanın tazminini istemekte ve bu tazminatın 2 milyar altın franka vardığını söylemekteydiler. Sonuç olarak iki tarafın kendi tebaasına ait zararları ve ziyanları tazmin ederek meselenin çözümlenmesini teklif ediyorduk. Bompart hükümetine biraz daha bu durumu anlatmaya gitmişti. Fakat bunun dışında bir de asıl Diyuni Umumiye meselesi vardı. Diyuni Umumiye'nin sermaye itibariyle taksimi konusunda anlaşılmıştı. Fakat biz 1918 yılına kadar olan borçlardan bizden ayrılan memleketler arasında taksiminde ısrar ediyorduk. Müttefikler ise yalnız 1914 yılına kadar olan borçların taksimine razı oluyorlardı. Gümrük meselesi epey ilerlemişti. Barıştan itibaren 3 yıl mevcut gümrük tarifimiz uygulanacak ve bu sırada devletlerle ticaret anlaşmaları yapılacaktı. En büyük anlaşmazlığa sebep olan 3 Türk şehrine 3 yabancı hakim tayini meselesi de özel görüşmelerde şekil değiştirmişti. Müttefikler bundan vazgeçerek adliyemizin ıslahı için hiç olmazsa yabancı uzmanlara müracaat etmemizi teklif ediyorlardı. Azınlıklar meselesi gergin mesele olmaktan çıkmıştı. Yalnız Batı Trakya'daki Müslümanların mübadele dışı tutulması konusunda ısrar ediyorduk. Boğazlar meselesi halledilmiş gibiydi. Musul'a gelince İngilizler, Kerkük, Süleymaniye sancaklarıyla Musul vilayetinin kuzeyini geri vermeye hazır olduklarını, yalnız Musul şehrini muhafaza edeceklerini söylüyorlardı.
İsmet Paşa da Musul şehrinin iadesi gerektiğinde ısrar ediyor, sonunda çok çok halk oyuna başvurması teklifinde bulunuyordu. Lord Curzon, Musul'da halk oyuna başvurulmasının güç olduğunu söyleyerek teklifimizi reddetmişti. İngilizlerin Musul hakkındaki son teklifi şuydu: Milletler Cemiyeti Musul'a karma bir tetkik heyeti göndermeli ve bu heyet coğrafi, siyasi, ırki incelemelerde bulunduktan sonra bir rapor hazırlanmalı, Milletler Cemiyeti'ne verilmeliydi. İşte meselelerin durumu bu merkezdeyken, şimdi de bir taraftan Barış Öncelikleri Projesi'nin hazırlandığı ve hatta Paris'te Poincaré tarafından incelenmekte olduğu haberleri çıkmaktaydı. Denildiğine göre görüşülen ve bir derece aydınlatılan ve halledilmeyerek anlaşmazlık halinde kalan bütün noktalar bu antlaşmada yazılı olacaktı. Delegelerimiz bu projeyi inceledikten sonra buna karşılık başka bir proje hazırlayacaklardı. Musul şehri dışında İngilizlerle aramızda anlaşmazlık noktası pek kalmamıştı. Mali meselelerde Fransızların insaflı davranması şartıyla halledilmeyecek derecede önemli mesele yok gibiydi. Bu sırada İsmet Paşa bir taraftan ziyafetler veriyordu. Başdelegemiz Fransız heyetine verdiği ziyafetten sonra Lord Curzon'u davet etmişti. Diğer heyetler de ziyafetlerini bitirdikleri için bizim ziyafetlerimiz artık konferansın sonuna yaklaşıldığının bir belirtisi gibi görünüyordu. Fakat tam bu sırada birdenbire Lord Curzon'la İsmet Paşa arasında Musul hakkındaki özel konuşmaların sonuçsuz kaldığı haberi yayıldı ve bunun arkasından Lord Curzon ansızın Musul meselesini görüşmek üzere Salı günü için birinci komisyonu toplantıya çağırdı. Musul, konferansın en heyecanlı maçı. Lozan görüşmelerinin en meraklı sahası Musul çarpışmasıdır. Türkiye'nin Irak sınırını çizecek olan dava, tartışmasının şekli yüzünden bütün dünyanın ilgi gösterebileceği bir önem kazanmıştır. Bu yaman bir söz, zeka, akıl, mantık ve hazır cevaplılık güreşidir. Daha doğrusu iki tarafın var kuvvetiyle uğraşarak birbirlerini yenmeye çalıştığı bir çeşit siyasal pankreastır. İsmet Paşa konferansın bu toplantısında tamamen formundadır. İngiltere ile Türkiye'nin en usta iki temsilcileri vasıtasıyla amansız bir kavgaya tutuştukları bu toplantıda konuşma zaman zaman klasiklerden parçalar okunuyormuş gibi şahlanmış bir hal alır. Musul meselesi açık olarak ilk defa Lozan Konferansı'nın 23 Ocak toplantısında öğleden önce ve öğleden sonra konuşuldu. İngiliz başdelegesi oturumu açarak dedi ki, toplantı açılmıştır. İmzasını dilediğimiz barışla düzenlenmesini arzu ettiğimiz meseleler arasında en önemlilerinden biri de Türkiye'nin Asya'daki güney sınırlarıdır. Yani Irak ve Suriye hudutları. Bu meselenin konferansın açılışından bir hafta sonra, yani 27 Kasım 1922'de görüşmeye konması kararlaştırılmıştı. İsmet Paşa 26 Kasım akşamı bu meselenin ani görüşülmesinden vazgeçilmesini ve özel görüşmelerde çözümlenmesini teklif etti. Kabul ettim. Ancak özel görüşmelerle bir anlaşmaya varılamadı. Türkler taleplerinde ısrar ettiler. Ben de reddimi tekrarlamaya mecbur kaldım. Meselenin genel toplantıda tekrar tartışılması fikrini İsmet Paşa Hazretlerine teklif ettim. Bundan Fransa ve İtalya heyetlerini de haberdar ettim. Bu surette meselenin genel toplantıda bütün devletler nazarında Türkiye karşısında ortaya konulmasını istedim. Onun için bu sabah toplandık. Türklerin görüşlerini dinledikten sonra cevap verme hakkını muhafaza ediyorum. Söz İsmet Paşa'nındır. İsmet Paşa söz aldı. İki taraf arasındaki özel konuşmalarda, mektuplaşmalarda İngiltere ile Türkiye'nin her birinin hangi dillere dayandığını gösteren 22 sayfalık bir muhtara okudu. Musul vilayetinin Türkler tarafından neden dolayı terk edilemeyeceğini anlattı. Bu sebepler ırki, siyasi, tarihi, coğrafi, ekonomik ve askeriydi. İsmet Paşa delillerini rakamlara dayandırıyordu. Musul vilayetinin nüfusu 503 bin kişiydi. Bundan başka tutarı 170 bin rakamını bulan Türk, Kürt ve Arap aşiretleri vardı. Son Türk istatistiklerine göre 503 bin kişiden 263.830'u Kürt, 146.960'ı Türk, 43.210'u Arap'tı. Aynı zamanda Süleymaniye ve Kerkük sancaklarında Arap unsuru pek azdı. Bu sırada Lord Curzon, İsmet Paşa'nın sözünü kesti, dedi ki, ''Paşa Hazretleri, sözlerini kestiğim için beni mazur görsünler. Evvela aramızdaki teati edilen birinci notayı mı, yoksa ikinci notayı mı okuyacaklar?'' Paşa Hazretleri bunları uzun uzadıya tekrar okuyacak olurlarsa, bu sabahki görüşmenin büyük kısmını bu okumalar teşkil eder. Katliyen Paşa Hazretleri'nin özgürlüğünü ihlal fikriyle söylemiyorum. Ancak daha kısa, daha açık özetlerini bekliyorum.'' İsmet Paşa cevap verdi. Müsaade ediniz. Herkese belli bir fikir verebilmek için meseleyi açıklamak isterim. Esasen bütün notaları okuyacak değilim. Fazla rakamdan da bahsetmeyeceğim. Yalnız maksadım meselenin ve delillerin herkesce bilinmesidir. Ve devam ederek, Musul sancağına ne kadar Türk, Kürt ve Arap olduğunu sayarak yalnızca sancakta 137 bin Türk ve Kürt'e mukabil 28 bin Arap olduğunu söyledi. İngiltere heyeti tarafından Türk istatistiklerinin doğru olmadığına itirazına cevap vererek, asırlardan beri Musul'u idare eden Türkiye'nin asker alma ve sair hizmetlerden dolayı istatistikler tuttuğunu ve Dünya Savaşı'ndan önce, yani hakların oranını değiştirmekte siyasi hiçbir çıkar olmayan ve bir zamanda alınan bu rakamların doğruluğunu tekrar etti.
İngiliz subay ve memurların ancak Musul civarında dolaşarak içerilere girmediklerini, bu surette ilgi bilgi toplayamadıklarını anlattı. Bunun için en doğru istatistikler Türk istatistikleridir, dedi. İsmet Paşa, istatistik konusundan sonra Musul Türklerinin Türkmen oldukları iddiasına cevap vererek Musul Türkçesinin Anadolu Türkçesiyle aynı olduğunu ve Anadolu Türklerinin de Türkmen oldukları delillerle açıkladı. Kürtlerin asıllarının İranî olduklarını iddia ediliyor. Halbuki Ensiklopedia Britannica bile Kürtlerin Turani olduğunu yazıyor, dedi. Hristiyanlar Nasturi, Asuri ve Keldanidirler. Nasturiler Rus ordularının istilası sırasında hain hareketlerle bulundular ve beraber gittiler. Diğerlerine gelince bunlar Türk yurttaşlarıyla pek iyi anlaşıyorlar, diye ekledi. Musul vilayetinde çoğunluğun Türklerde olduğunu kabul etmek zorunda kalan İngiliz delegelerinin Basra, Bağdat, Musul vilayetlerinin bölünmez bir bütün olduğu iddiasına cevap vererek, coğrafyanın tarihin ve Musul vilayetinin ekonomik ihtiyaçlarının bu iddiaya karşı olduğunu anlattı. Pek eski zamanlardan beri Musul ve vilayetleri ayrı devletler teşkil etmişlerdi. İklim, toprak itibarıyla Musul İran değil Anadolu'nun bir parçasıdır, ırk itibarıyla da öyledir. Musul'u Akdeniz'e bağlayan demir yolunun yapılmasından sonra Musul iktisadi bakımdan Anadolu'ya ayrılamaz şekilde bağlanmıştır, dedi. Bundan sonra Lord Curzon'un notalardaki siyasi görüşleri reddetmeye başladı. Musul'u Türkiye'ye vermek istemeyen İngiltere'nin Kürtlerin Türklerle beraber yaşamak istememesi, Britanya İmparatorluğu'nun savaş içinde ve mütakereden sonra aldığı taahhütleri ve Milletler Cemiyeti Miskanı'nın 22. maddesi gereğince burada manda almış olması iddialarını birer birer çürüterek, Kürtlerin Musul'un Türkiye'den ayrılmasına razı olmayarak icabında kendilerini fedaya hazır olduklarını ve Irak hükümeti tarafından askere alınan Kürtlerin her fırsattan yararlanarak Türkiye tarafına geçtiklerini hikaye etti. İngiltere'nin Arabistan'da olağanüstü askerlik fedakarlıklar yaptığını, Arapların bağımsızlık için can attıklarını, İngiltere'nin bu hareketleri silahlı kuvvetleriyle bastırdığını ve bugün Arabistan'da İngiltere'nin sadece bir sömürge kurabildiğini ve eğer İngiltere hükümeti Irak halkını bir an için serbest bırakıp reylerini sorarsa, Irak halkından işgal veya manda isteyen tek adam çıkmaz. Çünkü artık hepsi anlamıştır ki, himaye, medeniyet yolunda rehberlik gibi kelimeler ve cümleler, istilacıların elinde zapt edilen milletin siyasetten ve iktisaden yutulması için yalnız bir vasıtadan başka bir şey değildir. Araplara savaş içinde yapılan vaatleri herkes bilir, diye ilave etti. İsmet Paşa bundan sonra doğrudan doğruya hücuma geçerek şunları söyledi. Türkiye, Irak'ta herhangi bir mandanın lüzumuna inanmadığı gibi, Irak mandasının İngiltere'ye verildiğinden de haberi yoktur. Esasen hala Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan Irak hakkında yapılan anlaşmaların da hiçbir hükmü yoktur. Irak'ta müracaat edilen halk oyu askeri cebir ve hiddet altında yapılmıştır. Halk reyini özgürce vermekte serbest bırakılmamıştır. Faysal'ın krallığı meselesinde silahla baskıdan sonra halk oyuna müracaat olunmuştur. Bu gibi haller bu memleketin şimdiye idare bağlılığını ispat etmez. Fethi hakkında da bir kıymeti yoktur. Irak ve Musul'un askeri kuvvetle alınması, Dünya Savaşı'ndan beri ilan edilen ilkelere aykırıdır. Nerede kaldı ki Musul mütarekeden sonra işgal edilmiştir? Musul'un yazgısı İzmir'in, Doğu Trakya'nın, İstanbul'un, Adana, Urfa, Gaziantep'in yazgısının aynısıdır. Bütün bu şehirler mütarekeden sonra ve mevcut anlaşmalara rağmen işgal edilmiştir. Onun için diğerleri gibi Musul da Türkiye'ye bırakılmalıdır. Bundan sonra İsmet Paşa tarihi delillere geçti ve Musul'un ve Bağdat kuzeyine kadar olan yerlerin Selçuk ve Osmanlı imparatorluklarından da önce Abbasiler zamanından beri Türklerde olduğunu söyledi. Aynı zamanda coğrafi ve ekonomik bakımdan Musul'un Anadolu'ya olan lüzumunu anlattı. Askeri ve stratejik bakımdan durumu ele aldığı zaman teklif ettiği sınırın Bağdat'la İran ulaşımını tehdit edeceği hakkındaki iddianın doğru olmadığını söyledi. Birçok memleketlerin başkentleri ve önemli şehirleri sınırlarındadır. Eğer bu iddia doğru olsaydı, Boğazlar'daki idari usulünün İstanbul'u tehdit etmesi, Edirne içinde Trakya sınırlarının daha pek çok geri alınması gerekirdi, dedi. İsmet Paşa, İngiliz baş delegesinin karşısında harikulade bir mantıkla konuşuyordu. Söyleyiş tarzı ve bu kavgayı idare edişteki hüneri, delegelerin hepsini kuvvetli bir etki altında tutmaktaydı. Sözlerinin sonuna gelmişti ve en müthiş darbeyi tam bu sırada vurdu. İran hayali ve soyut emniyeti ya da hayat kabiliyeti için Türkiye'nin Musul'u feda etmeyeceğini ve Türkiye'nin hiçbir istila emeli beslemediği için İran'ı hiçbir zaman tehdit etmeyeceğini, İran Türkiye ile dost geçinmesinin yeterli geleceğini anlattıktan sonra dedi ki, Türkiye bugüne kadar Musul vilayetinin başka bir devlete verilebileceğini hiçbir zaman göz önüne getirmemiştir. İngiltere için vaziyet böyle değildir. İddia etmesi için gerektirdiği deliller 1915 yılında Mekke Şerifi Hüseyin'le görüşmeler yaparken 1916'da bu bölgenin Fransız mandası altına verilmesine razı olurken nihayet 1919'da Şerif Paşa'yı teşvik ederek müstakil bir Kürdistan yapıp Musul'u Irak'tan ayırmak isterken getirdiği delillerle aynı cins ve önemde değildir.
Lord Curzon İsmet Paşa'yı dinledikten sonra söz aldı. Savaşta Mezopotamya, Britanya ordularınca işgal olundu. Biraz sonra Irak adı kullanıldı. Savaşa girdiğimiz ve Irak'ta ilk ilerlediğimiz sırada bu memleketler ahalisinde kurtarılacakları hakkında açıkça söz verdik ve Melik Hüseyin'e Arap bağımsızlığına yardım etme vaadinde bulunduk. Sonra halk oyununa müracaat ettik. Halka sorduk ki gelecekte hepsi yani Musul, Bağdat ve Basra beraber olarak birleşmeyi mi ayrı olmayı mı istiyorsunuz? Bu üç vilayetin birbirinden ayrılmaz olduğu cevabını verdiler. Bir Arap hükümdar isteyip istemediklerini ve kimi istediklerini sorduk. Cevaplar bir olmadı ve o vakit bu sebepte bir şey yapılamadı. Bunun üzerine 1919'da Paris Barış Konferansı'nda manda usulü kuruldu. Ve bu İsmet Paşa'nın delillerinde adından yardım umduğu Başkan Wilson nüfuzunun eseri oldu. Bu yerleri fetheden ve bu arazi kendilerine emanet yolu verilen müttefik devletlere bu mandaları başkasına bırakma hakkı oluştu. Müttefik devletler San Remo'yu, Suriye mandasını Fransa'ya, Filistin ve Irak mandasını Büyük Britanya'ya bıraktılar. 1920'de Sevr Anlaşması ile onaylandılar. 1921'de Milletler Cemiyeti henüz manda projesi tasdik edilmemekle beraber bu dairede memleketi yürütmeye kendisine davet etti. İsmet Paşa'nın mandayı tanımaması tuhaftır. Birkaç gün evvel kendisi borçlar meselesinde mütareke tarihlerini ileri sürdü. Demek işine gelince mandayı tanıyor. Bu sözlerle Irak'ta İngiltere menfaatlerinin ve vaziyetinin hukuka ve anlaşmaya dayanan temelini göstermiş olduğum kanaatindeyim. Arap milletine karşı, Arap hükümdarlarına karşı, Milletler Cemiyeti'ne karşı İngiltere bağlıdır. Musul'un ateşkesten sonra işgal edilmiş olması meselesine gelince, İsmet Paşa'nın daima Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümsüzlüğünü ve her şeyin Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan başlaması lazım geldiğini ileri sürerken, bugün o ateşkese dayanarak İngiltere'nin Musul'u işgal etmesinden bahsetmesi gariptir. Ateşkes haberi gelmeden 1 Kasım 1918'de Britanya orduları Musul'a 13 kilometre mesafedeydi. Ayrıca 13'ünde şehre girdiler. Türk kumandanı ateşkes hükümlerini 4 Kasım'dan evvel öğrenemedi ve ayın 9'unda boşaltma emrini aldı. Hem ateşkes şartlarının barış hükümleriyle ne ilgisi var? Ateşkesten sonra askeri harekette bulunulmayan savaş yoktur. Mudanya Ateşkes Antlaşması'na rağmen Trakya'da bugün askeri hareket devam ediyor. Hiçbir anlaşma yoktur ki ateşkesle karşılaşan çizgiler barışla kabul edilmiş olsun. Zannediyorlar ki Britanya'nın Musul'a alıkoymak istemesi petrol tesirleriyledir. Böyle değildir. Memleketimin dış politikasıyla uğraşırken hiçbir petrol kralıyla görüşmedim. Bu meyanda Türk heyetinden 3 kişinin Londra'ya gidip haberim olmaksızın bazı teklifler yaptıklarını işittim. İsmet Paşa Hazretleri, bazı toprakların Türkiye'den ayrılmasını Türkler ateşkesten beri kabul etmişlerdir ve mağlup oldukları için kabul etmişlerdir. Şimdi ise aynı Türkiye geliyor ve burada Musul'un geri verilmesini ciddiyetle istiyor. Lord Curzon bunları söylerken sinirliydi. Ellerini masaya vuruyordu. Herhangi bir Şubat ayında İstanbul'da imza edilmiş Misak-ı Milli'yi de belge diye ortaya sürüyorlar. İsmet Paşa Hazretlerinden sorarım, tarihin hangi devrinde savaş kazanılmış bir milletin karşısına böyle bir belgeyle çıkılmıştır? Şimdi istatistikleri okuyacağım. Ankara Meclisi'nde bazı Kürt mebuslar vardır. Fakat bunlar arasında mesela Revandiz veya Süleymaniye'den gelmiş olanlar var mıdır? Sonra yine bunların bir seçim neticesinde Ankara'ya gelip gelmediklerini sorabilir miyiz? Tütün, buğday, arpa vesaire hep nehir yoluyla aşağı iner. Bağdat bu yoldan gelen tahıl sayesinde yaşar, Musul kapanırsa Bağdat kıtlığına maruz kalır. Birkaç hafta evvel boğazlar konuşulurken sınırı 80 kilometre geriye çekmek istedik. Türkler İstanbul tehlikede diye bağırdılar. Şimdi aynı Türkler Bağdat'a 60 mil yaklaşırsak Bağdat için tehlike yoktur diyorlar. Lord Curzon bu cevaplardan sonra Musul meselesinin bir hakeme havale edilmesini ve bu hakemler Milletler Cemiyeti'nde olabileceğini söyledi ve Büyük Britanya hükümetinin adına Milletler Cemiyeti'nin vereceği kararı kabul edeceğimi şimdiden resmen beyan ederim dedi. Türk Başdelegesi'nin bu teklife ne zaman cevap vereceğini sordu. İsmet Paşa saat 6'da ekselans cevabını verdi. Saat 6'da Lord Curzon toplantıyı açınca Türk Başdelegesi'nin cevabını bekliyoruz dedi. İsmet Paşa söz aldı, ümit ettim ki Musul meselesi hakkında münakaşayı aramızda hallederiz. Sonra öğrendim ki Lord Curzon cenapları münakaşayı komisyona havale etmiştir. Sabahleyin de söylediğim gibi manda iddiası aleyhimizde kullanılamaz. Biz bunu kabul etmedik. Nüfusu mevcutun dörtte biri kadar olan bir kavme memleket bağışlanamaz. Kürt mebuslarının seçilmesi hakkında söz söylendi. Şu nokta bilinmelidir ki Kürt mebusları millet tarafından seçilmiştir. Onlar milletin hakiki ve samimi temsilcileridir. Musul vilayetinin mecliste mebusları yoktur. Tek sebebi Musul ahalisi temsilcilerini şimdiye kadar serbestçe seçmemişlerdir. Zira Musul yabancı bir idare altındadır. Bu delil Türkiye'de Kürtlerin temsil edilmediğine işaret sayılmaz. Askeri noktalarda Lord Curzon cenapları ısrar ettiler. Fakat delilleri bizim aleyhimize kullanılamaz. Biz Musul'da olursak Bağdat'ı tehdit ederiz delili gibi. 1918 Ateşkes Antlaşması imza edildiği gün Musul elimizdeydi.
bu ateşkes belgesinden bahsedişim o ateşkesi bugün tanıdığımdan değildir. Fakat müdafaasız memleketimizin işgaline hangi tarihte ve hangi şartlarda başlandığını göstermek içindir. Ateşkes emri Musul'a 1 Kasım'da gelmiştir. Fakat Kasım'ın 4'üne kadar İngiliz ordusuna verilmemiştir. Türk kıtaları ateşkesten itibaren daima araziyi müdafaa etmemek emrini almışlardır. Herhalde ateşkesten sonra yapılan her işgal hukuken müdafaasız bir işgaldir. Petrolden bahsedeyim. Biz Musul meselesini daima bir memleket meselesi olarak tellaki ettik. Hususi adamlardan daima şu suale maruz kaldık. Musul toprak meselesi midir, petrol meselesi midir? Daima şu cevabı verdik. Musul vatan meselesidir. Lord cenapları dünyanın petrole ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de bunu inkar etmedik. Musul ana vatana katılınca bütün dünya bundan faydalanacaktır. Lord Curzon cenapları savaştan önce verilmiş bazı ayrıcalıkların daha sonra İngiltere'ye devredildiğini söylediler. Bunlar ayrı hukuki meselelerdir. Biz bu hakları tanıyoruz. Bu teşebbüsün kabiliyeti hakkında malumatı edinmek üzere Londra'ya 3 değil 2 uzman yolladık. Lord Curzon elini çenesine dayayarak ve gülümseyerek 2 uzman ve bir başkan dedi. Eğer bunlar müzeleri görmüşlerse bu pek tabi bir şeydir. Londra'ya gidenler British Museum'u görmeden dönemezler. Lord Curzon cenapları halk oyunu kabul etmeyeceğini söyledi. Niçin kabul etmediklerini anlayamıyorum. Şayet bir milletin kimin tarafından ve ne tarzda idare edilmek istediği anlaşılmak istenirse bunun en iyi usulü nedir? Usul ahaliye kendi yazgısı hakkında reyini sormaktır. Aynı millette Emir Faysal'ı nasıl seçeceğini soruluyor da kimi istediği neden sorulamıyor? Meseleyi hakeme veya milletler cemiyetine göndermek insafa uygun değildir. Vatanın Musul gibi mühim bir parçası bütün bir millet bütün kaynaklarıyla bir hakemin fikrine bırakılamaz. Türk delegeleri heyeti şu kanaattedir ki ileri sürüldüğü deliller yeterli ve kanaat vericidir ve Musul'un Türkiye idaresini zaruri kılar. Lord Curzon, İsmet Paşa Hazretleri'nin nutkuna derhal cevap vereceğim. Kendileri bu meselenin aramızda halledilmeyişine üzülmüşlerdir. Ben de üzgünüm. Bu sabah ilk söylediğim delillerin bazılarına Paşa Hazretleri cevap verdi. Ben münakaşayı yeniden açmak istemiyorum. Bu sabah Türk meclisine Kürtlerin nasıl seçilebildiğini sordum. Cevap yok. Ne kadar reyle seçilebildiklerini sordum. Cevap yok. Şimdi neticeye gelelim. İsmet Paşa Hazretleri diyorlardır ki ve büyük bir kuvvetle diyorlardır ki Musul hakkında açılan mesele rey ile tanzim edilmelidir. İsmet Paşa halkın rey ile devlet başkanı seçildiğinde kimi istediğini anlamak için neden reyine müracaat edilemez diye bir sual sordu. Cevap vereyim çünkü mesele aynı değildir. Musul'un yazgısı ne olacaktır? Türkiye ile Irak mandateri İngiltere arasında ayrıcı hat nasıl hallolacaktır? Mesele budur. Bunu halkuyu halledemez. Ben halkuyu meselelerinde sınır tayini için bulundum. Bir daha bu usule başlamaya yemin ettim. Ahali göçebedir. Kim rey verecek? Halkoyu için sükun ve asayiş lazımdır. Orada ahali birbirini keser. Sükun ve asayişi kim temin edecek? Hangi ordu? Türk ordusu mu? İngiliz ordusu mu? Lord Curzon Kürt ve Arapların cahil olduklarını, seçim sandığı nedir ömürlerinde görmediklerini söyledi ve bunlar sandığı getirenin başına atarlar dedi ve devam etti. Şimdi en büyük bir resmiyetle söylüyorum. Türkiye de bu teklifi gerçekten reddediyor mu? Eğer böyleyse bu red cevabının şimdiye kadar konferanstaki herhangi bir hareketinin baktığından çok daha fena bir etki bırakacağını samimiyetle söylemeye cesaret ederim. Bu menfaatleri veren teklifi İngiltere hükümeti namına yaptığımı ve Türkiye'nin tetkik etmeksizin reddettiğini dünya haber alınca Türkiye'nin tavrı, hareketleri ve kararı hakkında yarın dünya gazetelerinde yazılacak eleştirilerin ne olacağını büyük bir acıyla düşünüyorum. Cevabın kapsamını tamamen tetkik etmediğini ve sonuçlarını benim şimdiden gördüğüm kesin bir redden vazgeçtiğini söyleyeceğini İsmet Paşa'dan hala ümit ediyorum. Daha bir şey ilave etmek isterim. İş bu raddede kalamaz. Şimdi Türk heyetinin hakikaten reddettiğini ve reddinde ısrar ettiğini farz ederim. Yapılacak ne kalıyor? Meseleyi bu halde bırakamam. Bu dünya barışını fazlaca tehlikeye koyar. Basında gördüm ve aldığım haberlerden biliyorum ki mesele Türk heyetini dilediği gibi bir düzenlemeye gidilmezse Musul istikametinde Türk askeri tarafından hareketler yapılabilir. Saldırı söz konusu olabilir, askeri araçlarla işi düzene bağlama girişimi olabilir, savaş çıkabilir. Ben burada barış imzalamak için bulunuyorum, savaşmak için değil. Savaşa neden olacak bir vaziyetin devamında müsaade etmek için değil. Bu sebeple eğer hakikaten Türk heyeti reddediyor ve reddinde ısrar ediyorsa kendi başıma hareket etmeye hükümetim namına mecbur olacağım. Lord Curzon bu sözlerden sonra amacının ne olduğunu Nisan 11. maddesini okuyarak anlattı. Bu maddeye göre hareket edeceğini bildirdi. Yani savaş tehlikesi olduğunu bildirerek Milletler Cemiyeti Meclisi'nin hemen toplanmasını isteyecek, Misak'ta yazılı bütün tedbirler uygulanacaktı. Türk heyetinin kendisine bunu yapmamasını diledi. Mösyö Bombard söze başladı ve Türklere sevgisinden söz ederek Curzon'un tekliflerinin akıllıca olduğunu söyledi. İsmet Paşa'nın bu teklifi reddetmesi beni çok üzer, dedi. Japon delegesiyle Marki Garroni de aynı tarzda konuştular. Gayet zeki, gayet nazik olan İsmet Paşa'dan bu mesele hakkında dünyayı memnun edecek bir karar bekleriz, dediler.
Lord Curzon, Türk baş delegesi şimdi mi cevap verecek, yarın sabah mı diye sordu. İsmet Paşa, soğukkanlılıkla ve büyük bir vakar içinde şimdi dedi ve cevabını verdi. Hiçbir millet için mandaterlik hakkını tanımamış olduğumuzu açık açık söylemeyi görev sayarım. Millet meclisindeki Kürt üyelerin seçimi hakkındaki şüphelerini anlamıyorum. Her memlekette en serbest seçim neyse bizim mebuslarımız da aynı şekilde seçmişlerdir. Teklife gelelim. Halk oyunda uygulaması mümkün olmayan noktalar yoktur. Göçebeler için vasıta ve inzibat tedbirleri kolaylıkla bulunabilir. Musul hakeme havale etmek teklifine katlanmayacağım. Musul gibi bir meselede ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünya tasdik eder. Bütün dünya bu hususta bize hak verir. Biz burada barış için bulunuyoruz. Dünya barışı Musul yüzünden tehlikeye uğramasını kimse onaylamayacaktır. Burada aylardan beri dünya barışı için ne büyük iyi niyetler ve fedakarlıklar gösterdik. Konferansın başlangıcında değiliz. Dünya kamuoyu için takip ettiğimiz davanın ne kadar haklı ve adil olduğunu artık anlaşılmıştır. Büyük Britanya heyetinden rica ederim. Musul'un Türkiye'ye iadesini kabul etsin. Lord Curzon koltuğun içinde yığılmış kalmıştı. Toplantı bir anda sessizliğe boğuldu. Herkes de güçlükle nefes alacak derecede heyecan vardı. Salonun havası ölüm soğukluğuyla dolmuştu. Lord Curzon ağır bir sesle yavaş yavaş şu son sözlerini söyledi. Netice olarak yalnız şunu söyleyeceğim. Son derece üzgünüm. Türkiye kendisine Monsieur Bombard, Marco Garroni, Baron Hayatçı tarafından verilen nasihatleri dinlemediğine kendisi de hayret edecektir. Dünyanın bu meseleyi nasıl gördüğünü anlayacaktır. Ben kendi hesabıma, hükümetin adına daha önce söylediğim gibi hareket tarzımın ne olduğunu tayin ettim ve bunu çekinmeden uygulayacağım. Genel sekretere hitaben resmi tebliği okuyunuz. Delegeler salondan çıkarken hiç konuşmuyorlardı. Lozan Konferansı'nın hiçbir oturumu böyle bitmemiş, hiç görüşülmeden sonra delegeler böyle ayrılmamıştı. Çehrelerde tehlikeyi sezen insanların solgunluğu vardı. Bardağı taşıran damla, müttefiklerin mali projesi. Lord Curzon toplantı salonunu hiddet ve sinirle terk ettikten sonra herkes de konferansın hemen kesintiye uğrayacağı ve iki tarafın aldığı kesin tutum karşısında barışı kurtarmak için hiçbir çare bulunmayacağı kanaati yerleşti. İki taraf da son sözlerini söylemişler ve maç sonuç vermeden berabere bitmişti. Gerçi bu toplantıdan sonra konferansın dağılacağını sananlar o gün içinde tahminlerinde haklı çıkmadılar. Fakat nihayet zaman meselesinde aldandılar. Zira Lord Curzon, Türk baş delegesine kendi fikrini kabul ettiremeyince toplantı salonundaki tehdidini yerine getirerek bir taraftan Milletler Cemiyeti'ne müracaat mektubunu yazdı, bir taraftan da arkadaşlarını çağırarak konferansın son toplantılarını hazırlamaya başladı. İngiliz baş delegesi Milletler Cemiyeti'ne yazdığı mektupta Musul meselesi yüzünden Türkiye'nin bir savaşa sebebiyet vermek istediğini bildirdi ve Beauvais Oteli'ne çağırdığı Monsieur Bombard'la Marquis Garroni'ye Türklerle daha fazla tartışma ve görüşmeye gerek olmadığını söyleyerek esasen lüzumundan fazla uzun sürmüş olan bir konferansa artık son verelim, dedi. Bu durum karşısında yani konferansın kendisini çıkmaza sapınca tali komisyonların toplanmasına da lüzum kalmadı. Ancak Fransa ve İtalya baş delegeleri Lord Curzon üzerinde işleme başlayarak konferansı bu şekilde dağıtmanın doğru olmayacağını, alınan sonuçların tespit olunmasını ve olumlu ile olumsuzun tartısı karşısında Türkiye'nin son dakikada uysallaşacağının ümit edilebileceğini telkin ettiler. Bu telkin üzerine iki gün sonra Bombard'ın Mali Komisyonu'nun ertesi günde yabancılara ait Usul Komisyonu'nun bunlardan sonra da ve son defa olarak birinci komisyonun topraklanarak şimdiye kadar varılan sonuçların tespit edilmesinde anlaşıldı. Bütün bu komisyonlarda tespit edilen hükümlerin bir anlaşma projesi halinde toplanarak ya kabul ya red diyerek Türkiye heyetinin karşısına konması Beauvais'teki bu özel görüşmeler sırasında kararlaştırıldı. Konferansın bu safhasında ve mevcut anlaşmazlıklar içinde çözümlenmesi özellikle imkansız görünen 3 mesele vardı. 1. Musul meselesi. 2. Kapitülasyon meselesi. 3. Müttefikler tebaasının zarar ve ziyan meselesi. Müttefikler zarar ve ziyan olarak Türkiye'den 15 milyon altın Osmanlı lirası istiyorlardı. Savaş tazminatından vazgeçmişlerdi. Fakat İsmet Paşa şu ya da bu şekilde tazminat ya da hasar adıyla Türkiye'nin hiçbir şey ödemeyeceğini kesin olarak söylemişti. İkinci önemli nokta Musul'du. İtalyan ve Fransız delegelerinin Musul hakkında halk oyuna başvurmasını kabul etmesi konusunda İngiliz baş delegesi yanındaki ısrarları hiçbir sonuç vermiyordu. Lord Curzon sonunda ve ancak barış projesine Musul hakkında bir madde yazılması zorunlu olduğundan Musul meselesinin barıştan sonra Türkiye ile İngiltere arasında görüşülmesi ve çözümlenmesi hususuna razı olmuştu. Kapitülasyonlar meselesi çözümlenmeden yüzüstü duruyor ve Marquis Garroni'nin kendisini tasnif ettiği konferans ve dosyalar içinde zamanın bir çözüm getirmesini bekliyordu. Diğer meselelerde kesintiye sebep olabilecek güç kalmamış gibiydi. Bu sırada müttefiklerin tali ve ekonomik meseleler hakkında hazırladıkları proje konferansın dağılmasından korkan bir acele içinde delegeler heyetimize verildi. Bu proje Bumbleton ve Fransa, İngiltere, İtalya mani uzmanlarının katılmasıyla Paris'te hazırlanmıştı. İki günden beri Lozan'da görüşüyorlardı. Esasları şunlardı. 1.
1914 tarihiyle anlaşmanın imza edildiği tarihler arasında müttefikler tebaasının savaş hadislerinden ve vesaireden dolayı uğradıkları hasarlarla karşılık Türkiye hükümeti müttefiklere 15 milyon altın Osmanlı lirası tazminat verecektir. Türkiye müttefiklerden Türk tebaasının savaştan dolayı uğradığı hasarlar için bir meblağ istemeyecektir. Yunanistan bundan hariçtir. 2. Türkiye hükümeti Duyuni Umumi İdaresi'ne 37 sene zarfında her sene 900 bin altın Osmanlı lirası yıllık taksit ödemek suretiyle bu 15 milyonu ödeyecektir. Bu yıllık taksitlere de 15 milyonun %5 faizi ve %1 amortismanı dahildir. İlk taksitin bitiş tarihi 1 Mayıs 1924'tür. Türk hükümeti Duyuni Umumi'yi bu taksitlere karşılık gösterecektir. Bu karşılığın gelirleri istifade edildiği son 2 sene boyunca yıllık taksiti olan 900 bin liranın %15'inden fazla olacaktır. Duyuni Umumi İdaresi Türk hükümetiyle anlaşarak hamiline tahviller çıkaracaktır. Bu tahvillerin toplamı 15 milyon lira olacaktır. Bu tahvillerde Türk hükümetinin imzası bulunacak ve adı Duyuni Likidasyonu olacaktır. Bunların şekli ve fiyatı Duyuni Umumi Meclisi tarafından tayin edilecektir. Bu tahviller her çeşit resim ve vergiden affedilecektir. Bu tahviller Duyuni Umumi İdaresi tarafından müttefiklere teslim edilecektir. Bunların faiz ve amortismanını Duyuni Umumi'ye ödeyecektir. Kendi lehine Türkiye'den arazi almış olan devletler, bu arazi dahilindeki devlete ait emlake para vermeden sahip olacaklardır. Askeri ve mülki emekliliği hakkı olan ve Türkiye'den başka bir tabiyet altında bulunanlar, emeklilik hakları için Türkiye'den hiçbir şey istemeyeceklerdir. Türkiye'nin Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan olan borçları müttefikler tarafından tasfiye edilmiştir. Bu devletlerin Türkiye'den ve Türkiye'nin bu devletlerden hiçbir alacağı kalmamıştır. 6 aylık kağıt paralar karşılığı olan ve müttefikler tarafından haczedilmiş bulunan 6 milyon altın 5 sene zarfında 15 milyon lira tazminata karşılık olarak tutulacak ve Türkiye 900 bin liralık taksitleri zamanında ödediği takdirde her sene Türkiye'ye bu altınlardan 900 bin lirası iade edilecektir. 5. sene taksitinin ödenmesinden sonra bu 6 milyonun geri kalan kısmı Türkiye'ye geri verilecektir. Eğer herhangi bir sebepten dolayı Türkiye sene taksitlerini ödemez veya eksik öderse bu altınlar derhal taksitler hesabına geçirilecektir. Duyuni Umumi İdaresi bu 6 aylık kağıt paralardan artık sorumlu olmayacak ve bunun ödenmesi sorumluluğu Türkiye hükümetine ait olacaktır. Türkiye hükümeti 1922'ye kadar olan bankların verdiği avansları, taahhütleri, rejiyle olan temettü paylaşımında tanıyacaktır. İşte müttefikleri mali projeleri ki sonradan nice meselelere ve gürültülere sebep olacaktır, bu derece ağırdı, bu derece tüccar ruhuyla yazılmıştı. Heyecanı Musul toplantısından sonra durum bu kez merkezdeyken Lord Curzon sonunda ağzını açtı ve o zamana kadar imalarla anlatmak istediği baklayı ağzından çıkardı. Türklere çarşamba günü antlaşma metninin verileceği haberi devletlerin Lozan Konferansı'nın kesintiye uğratmaya karar verdikleri zannını uyandırmıştır. Hal böyle değildir. Türk heyetinin bu antlaşmayı imzalamak vaziyetinde bulunacağını ümit etmekle beraber şayet Türkler bu hususta düşünmek için yeni süreler isterlerse bu süre kendine verilecek, konferans toplantılarını başka zamana bırakacaktır. Aynı zamanda müttefiklerin heyetleri Lozan'ı terk edeceklerdir. Fakat başlıca delegeler çalışmalarının sona erdiğine dair Türklerden teminat aldıkları anda tekrar derhal Lozan'a dönmeye hazır olacaklardır. Lord Curzon konferansın kesintiye uğramasının sorumluluğu üzerine almadan konferansın artık son bulduğunu ilan ediyordu. Verecek barış antlaşması metninin incelenmesi için de hiçbir süre tayin etmemekte bu karışık hali ani bir savaş tehlikesine meydan vermeden uzatmak istiyordu. Durum şuydu, pazartesi barış antlaşması metni özel olarak delegelerimize verilecek ve çarşamba günü antlaşmanın verildiği resmen ilan edilecekti. Diğer taraftan Lord Curzon Milletler Cemiyeti'ne mektubu da göndermişti. İngiliz Hariciye Nazırı bu mektupta diyordu ki, Milletler Cemiyeti Taahhütnamesi'nin 11. maddesinin verildiği dostane haklara dayanarak Milletler Cemiyeti'nin gelecek toplantısının dikkatine Anadolu'daki Türk vilayetleriyle manda altında bulunan Irak sınırı arasındaki anlaşmazlığı arz ederim. Lozan Konferansı'nın 23 Ocak tarihli toplantısında bu meseleyi uluslararası ilişkileri bozacak nitelikte bir mesele sayarak Milletler Cemiyeti'ne havale etmek niyetinde olduğumu hükümetin adına açıkça söyledim. Bu mesele maalesef dünya barışı ve barışın tabii bulunduğu uluslararası iyi ilişkileri tehdit etmektedir. Bu konuyu Paris Meclisi görüşmelerinin tutanak defterine geçirmenizi rica ederim. Bu mesele orada İngiltere temsilcisi tarafından daha etraflıca izah edilecektir. Milletler Meclisi o sırada 29 Ocak'ta Paris'te toplanacaktı. Meclisin 11 üyesi vardı. Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Çin, İspanya, Şili, Uruguay, İsveç, Belçika. Bu meclise Viviani başkanlık edecekti. Milletler Cemiyeti'nin görevi önce Curzon'un bu müracaatının kabule değer olup olmadığını incelemekti. Eğer müracaatı kabule değer görülse işin acele olmasından dolayı İngiliz delegesinin açıklamasını dinleyeceklerdi.
Sonra Büyük Millet Meclisi hükümetine müracaat ederek bir temsilci göndermesini, mesele hakkında görüşünü bildirmesini rica edeceklerdi. Milletler Cemiyeti'nde bütün kararlar ancak oy birliğiyle verilebilirdi. Durumun ne kadar ağır olduğu açıkça anlaşılıyordu. 3 aydan beri devam eden Lozan Konferansı, müttefiklerin kötü niyeti yüzünden bir hafta sonra tarihe karışabilirdi. Fakat bütün bu olaylara rağmen İsmet Paşa soğukkanlılığından hiçbir şey kaybetmemişti. Etrafında kurulan tehdit ve dedikodu ağına tamamıyla kayıtsız görünüyordu. En büyük güçlüğün hangi meselelerden çıktığı sorulduğu zaman hangisini söyleyeyim diyordu. En mühim 5 mesele var ki bunların hiçbirinde fedakarlık yapmak bizim için mümkün değildir. Herhalde böyle bir barışı imza edecek ben değilim. Musul meselesi, adli kapitülasyonlar, hasar ve tazminat meselesi, Yunanistan'dan istediğimiz tamirat bedeli, Karaağaç meselesi. Bize hala eşit devlet muamelesi yapmaya razı olamıyorlar. Bunun için mi 4 sene kan döktük? Barış Antlaşması'nın metni bize verildikten sonra Körzon'un Lozan'dan hareket edeceği hakkında dönen rivayetten söz edildiği zaman İsmet Paşa şu cevabı veriyordu. Lord Curzon buradan giderse ben de aynı gün Lozan'ı terk ederim. Evet, aynı gün. Onlar burada teması muhafaza için memur bırakacaklarmış. Ben de bir memur bırakırım. Size bir proje verecekler. Bunun cevabını vermek lazım. Olumlu veya olumsuz cevap vermeniz için burada kalmanız lazım gelmez mi? Gittiğim yerden cevabımı veririm. Ankara'dan cevabı bir telgraf çekerim. Her taraf kendi görüşünü ısrar ediyor ve bekliyordu. Lozan Konferansı'nda artık tartışmalarla görüşmeleri uzatarak barışı elde etmeye çalışmak, olmayacak iş peşinde koşmaktı. Fikirler o kadar karışmış, kafalar o kadar kızışmış, kalpler o kadar kırılmıştı ki son hafta içerisinde el ele verilerek iyi niyetle bir iş görüşmesini beklemek faydasızdı. Son toplantılar bu gerçeği büsbütün meydana çıkardı. Doğu Barışı artık kimsenin dokunmak istemediği patlayıcı bir madde halini almıştı. Artık Barış'ın bu konferanstan çıkmasına imkan olmadığını anlamayan kalmamıştı. Şimdi müttefiklerin ardından en iyi çare konferansın kesilmesi, savaşsız sona ermesi, görüşmelerin başka bir zamana bırakılmasıydı. Konferans gerçekte son bulmuştu. Bu hava içinde 3 büyük komisyon son defa toplandı. Bu toplantılarda mevcut 10 tali komisyonunun çalışmalarının sonuçları hakkında ayrı ayrı raporlar okundu. Uyuşulan noktalarla anlaşmazlığa sebep olan meseleler ortaya döküldü. Toplantılarda bir hırdavatçı dükkanı gibi meydana atılan sayısız kırık dökük arasında ele alınabilecek pek az mal vardı. Halledilmeyen meselelerin halledilen meselelerden daha çok olduğu o zaman anlaşıldı. Bu tipik toplantılardan birincisi erkenden Lord Curzon'un başkanlığı altında yapıldı. Başkan, Azınlıklar Tali Komisyonu'nun başkanı İtalyan delegesi Montagna'ya söz verdi. Montagna, sivil ve askeri esirler işlerini son iki görüşmede hallettiklerini, şimdi imzaya sıra geldiğini söyledi. Halkların mübadelesinden söz ederek bu meselede konuşmaya değer bazı güçlüklerle rastlandığını, fakat Türk heyetinin uzlaşıcı hareketiyle meselenin halledildiğini söyledi ve Türklerden 3, Yunanlılardan 3, yabancılardan 3 kişi olarak 9 kişilik bir heyetin mübadele işlemlerini yapacaklarını bildirdi. Bu antlaşmanın da imzaya hazır olduğunu anlattı. Montagna'dan sonra İsmet Paşa söz aldı. Alınan bu neticeler olumludur. Tali Komisyon Başkanı'na teşekkür etmeyi borç sayarım. Türk delegeleri bu meselelerin çözümünde sürekli olarak fedakarlık istemişlerdi. Mübadele edilecek ahalinin emlaki meselesinden eminim ki hiçbir şikayete mahal kalmayacaktır. Asker ve sivil esirlere gelince bunların memleketimizde müşteri olmasını arzu ettik. Yalnız imzanın gelecek haftaya kalmasını kabul edemeyiz. Sivil esirler meselesinde de fikrimizi izah etmek isterim. Biz Yunanlılardan aldığımız sivilleri serbest bıraktık. Halbuki Yunanlılar binlerce kadın ve erkeği henüz serbest bırakmadılar. Bütün bu esirler Yunanistan'da büyük bir felaket içinde bulunuyorlar. Anlaşmanın şimdi imzasını teklif ederim, dedi. Montagna projelerin ancak pazartesi günü hazırlanabileceğinin cevabını verdi. Venizelos söz alarak mübadeleyi Yunanistan'ın istemeyerek kabul ettiğini, bunu Yunan delegelerinin daima söyleyip tekrar ettiklerini, şimdi bile bu mecburi mübadeleden vazgeçmeye hazır olduğunu fakat Türklerin bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Lord Curzon, İsmet Paşa'ya görüşmelerin iki tarafın çalışmasıyla sonuçlandığını fakat en büyük şerefin Monsieur Montagna'ya ait olduğunu söyledi. Anlaşmaların biri pazartesi, biri salı günü imza edilecek ve mübadeleye gelecek Mayıs'ta başlanacaktır. Gerçi dünya bu mübadelenin aleyhindedir. Fakat zorunlu olarak kabul edildi. İki tarafın ahalice oyun ve rahatı gibi bir faydası olacaktır, diye ilave etti. Bundan sonra mezarlıklar meselesine geçildi. Burada da Tali Komisyonu'nun hazırladığı rapor okundu. İsmet Paşa söz aldı. Mezarlıklara hürmet ve onları muhafaza bizim milli geleneğimizdir. Gelibolu mezarlıklarını yerinde olduğu gibi muhafaza edeceğiz. Fakat Gelibolu'da, Arıburnu'nda mezarlıkların bulunduğu yer bir mezarlık sahası olmaktan pek fazla geniştir, dedi. Curzon, İsmet Paşa'nın Türklerin mezarlara hürmetli olduğu iddiasını tekrar ettikten sonra İzmir'de İngiliz ve Antep'te Fransız mezarlıklarının bozulduğunu ileri sürdü. İsmet Paşa ile kendisi arasında bu mezarlıkların konusundaki anlaşmazlığın dünya tarafından bilinmesini istediğini söyleyerek dedi ki, Arıburnu'nda 19 mezarlık yeri vardır. Uzunluğu 4, genişliği 2 kilometredir.
Burada dünyanın en asil ideali uğruna ölmüş Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri gömülüdür. Bu topraklar neye yarar? Bu arazide ne Türkler ne de başka kimse fayda sağlayamazlar. Çünkü toprak ekim elverişi değildir. Türk delegeler heyeti istiyor ki mezarlığın etrafı kendine ait olsun. Biz istiyoruz ki bu bölge mukaddes bir saha sayılsın. Bu mezarların yapılması için çok para harcandı. Şimdi bunları kaldırıp başka bir yere topraklamak imkansızdır. İngiliz heyeti bu mezarlıklar hakkında hiçbir değişiklik kabul edemez. İsmet Paşa cevap vererek İzmir ve Antep mezarlıkları hakkında Lord Curzon'un öne sürdüğü olaylarda Türk memurların büyük dikkat gösterdiğini, buna benzer olaylarda Türk hükümetinin daima aynı şekilde hareket ettiğini ve edeceğini söyledi. Çanakkale son yürüyüşte Türk ordusunun orada Müslüman mezarlıklarının tahrip edildiğini gördüğünü anlatarak dedi ki, Türkler ölülere hürmet ederler. Arıburnu'nda gömülü olan askerler şüphesiz bir vatan ülkesi uğruna dövüşmüşlerdir. Bizim milli geleneklerimize göre hürmetle anılırlar. Fakat gömülü oldukları saha 4 kilometre uzunluğundadır. Bu toprakların etrafı bizden isteniyor. Bu saha bütün meydan muharebesi sahasıydı. Çanakkale bu hassas noktadan çıkarma yapıldı. Olabilir ki yine buradan çıkarma yapılır. Ölüler hürmete şayandırlar. Fakat ölülerin ahirete ait hatırlarından yaşayanların istifade ederek bu dünyaya ait hesaplar yapmaları doğru değildir. Lord Curzon İsmet Paşa'nın bu sözlerine kızdı. Son bir cümle söyleyeceğini beyan etti ve dedi ki, Türkiye heyeti bir şeref ve din meselesinde kusur etti. Biz İstanbul'u tahliye edeceğiz. Fakat bu mezarlıktan meselesi halledilmedikçe askerlerimiz Gelibolu'yu terk etmeyeceklerdir. Birinci komisyon toplantısı sona ermişti. İkinci komisyon Marki Garoni'nin başkanlığında toplandığı zaman Mösyö Servius Lozan'la Türk heyetine en zorluk çıkaran Fransız danışman yabancıların vergileri hakkında çalışmaların sonucunu söyledi ve tam eşitlik istedi. Lord Curzon söz alarak bir mesele hakkında itirazda bulunacağını, eski eserlerin iadesini istediğini söyledi. Eski eserlerin iadesi anlaşmalarla bir adet oluşmuştur. Avusturya'nın elindeki eski eserler İtalya'ya iade edilmiştir. Medine'de peygamberin kabrinde bulunan hatıraları, Türk orduları burada tekrarlanmaya lüzum görmediğim sebeplerden dolayı alıp götürmüşlerdir. Halbuki bu hediyeler Medine'ye İstanbul'dan değil Hindistan'dan ve diğer İslam memleketlerinden gönderilmişlerdir. Ben Hindistan'da valiyken Hintlerin ne kadar inanarak hacca gittiklerini gördüm. Hintlerin bu emanetleri Medine'de görmek isterler. Teessüf ederim ki Türk heyeti bu emanetleri geri vermek istemiyor. Eğer Mekke ve Medine müttefiklerden bir devletin idaresi altında olsaydı bunu anlardım. Fakat bağımsız bir Müslüman devletidir. Ümit ederim ki İstanbul'u tahliye edeceğimiz zaman İsmet Paşa bu eşyanın Medine'ye iadesini temin eder. İsmet Paşa demin ölülere hürmetkar olduklarını söylüyorlardı. O sözlere göre böyle hürmet etmek icap eder. İsmet Paşa cevap verdi. Mukaddes hatıraların korunması ve kullanımı hilafet makamının haklarındandır. Peygamber Efendimizin kabri meselesine gelince bu konu tamamıyla Müslim ve müminlere ait bir konudur. Burada görüşülemez. Bu mukaddes konu etrafında tek bir iddia ortaya koyma hakkını kendimde görmem. İslam alemi bu noktalarda fazlasıyla hassastır. Hilafete ait meselelerin yabancı toplantılarda tartışılmasını hiçbir suretle uygun bulmaz. Ümit ederim ki İngiliz başdelegesi iddialarımı kabul edecek ve haklı görecektir. Lord Curzon tekrar söz alarak İsmet Paşa'nın bu hususta bir delil ileri sürmediğini, peygamberin kabrine ait eşya ile hilafet arasında hiçbir ilişki olmadığını söyledi. Dedi ki, İsmet Paşa Ankara'ya döndükten sonra ümit ederim ki bu meseleyi daha sakin düşünür ve halleder. Hallettiği takdirde Türk askeri karşısında ne kadar şan ve şeref sahibi ise İslam alemi karşısında da o derece şan ve şerefe sahip olur. İkinci komisyon toplantısı da böylece bitti. Sıra üçüncü komisyona gelmişti. Toplantıya Bombard başkanlık ediyordu. Bu komisyona bağlı olan 5 tali komisyonun raporları okundu. Önce 5. tali komisyondan işe başlandı. Bu tali komisyon sağlık işleriyle meşguldü. İlk Rumble söz aldı. İstanbul Yüksek Sağlık Komisyonu'nun 70 seneden beri çalıştığını, bulaşıcı hastalıkların Avrupa'ya geçmesine engel olduğunu, müttefiklerin ortalama çare olarak bunun yerine 5 sene müddette ikinci bir komisyon koymak teklifinde bulunduklarını, Türk delegelerin kapitülasyonlar hakkındaki itirazlarını, bu meselede de ileri sürdüklerini ve Türk doktorlarının Avrupa doktorlarıyla bir seviyede olduklarını beyan ettiklerini söyledikten sonra Türkiye'nin bu surette büyük sorumluluk altında kalacağını ilave etti. Rumble'da İsmet Paşa cevap verdi. Türkiye'nin sağlık komisyonunu niçin kabul etmediğini anlattı. Bulaşıcı hastalıklar sahasının Boğaziçi olmadığını, sağlık komisyonu adı verilen bu hastalıklar ocağının asıl Hindistan'da, Hicaz'da, Süveyş kanalında, Batum'da kurulması gerektiğini, Türkiye'nin savaş zamanında kendi doktorlarıyla mükemmel sağlık teşkilatına sahip olduğunu, Türk Tıp Fakültesi'nin Avrupa'nın herhangi bir tıp okuluyla aynı seviyede bulunduğunu, kısacası Türkiye'nin yabancı kontrolü altında bir sağlık komisyonuna ihtiyaç duymadığını ve kendi kendini idare edebileceğini söyledi. Başkan, Türkiye'de bu meselede istenileni kabul etmiyor, tartışmak gereksizdir, dedi ve 4. komisyona geçildi. Bu komisyonun başkanı Nogara, görüşülen meselelerde esas itibariyle dahi anlaşmaya varılmadığı için hatta rapor bile getirmeye ihtiyaç görmediğini söyledi. İsmet Paşa yine cevap verdi.
Hicaz Demiryolu hattının hilafet makamına ait olduğunu söyleyerek Hicaz Demiryollarını istedi. Bombard bu hattın hilafete verilmeyeceğini müttefikler adına beyan etti. Hicaz Demiryolu'nun Suriye, Filistin, Mavera, Ürdün hükümetleri tarafından idaresini teklif etti. Mülklerin korunması ve Yunan tazminatına gelince bu meselelerin sonra görüşüleceğini söyledi. İsmet Paşa heyetimizin görüşünü okudu. Bombard bu meseleler hakkında Türkiye ile müttefikler arasındaki anlaşmazlıkların pek büyük olduğunu üzülerek gördüğünü ve bu anlaşmazlıkların bu komisyonda halledilemeyeceğini bildirdi. Üçüncü komisyon meselelerinin incelenmesine başlandığı zaman Hasan Bey heyetimizin görüşünü bildiren uzun bir rapor okudu. Edebi mülkiyet meseleleri tartışıldı. Delegelerimiz İngiltere'ye sipariş edilen gemilerin bedelini istediler. Mösyö Bombard bu talebe karşılık müttefiklerin savaş tazminatından vazgeçerek yalnız tebaalarının zararlarını istemekle kalmadıkları cevabını verdi. Mesele Yunanistan'dan geçtiğimiz tazminata gelince Venizelos bu tazminatın kaldırılması gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın Doğu Trakya'yı müttefikler adına işgal ederek masraflara katlandığını söyledikten sonra Türkiye'nin istediği tazminatı ödemeye hazırız. Şu şarttaki Türkiye'de sebep olduğu zararları ödesin, dedi. Bombard söze karışarak müttefiklerin Türkiye'den işgal masrafı istediklerini Venizelos'a hatırlattı. Bunun üzerine Venizelos sararak şu cevabı verdi. Ekselans, Türkiye'den savaş tazminatı istemiyorsunuz ama tebaanız için 15 milyon altın zarar ve ziyan istiyorsunuz. Bunun üzerine Venizelos da İsmet Paşa arasında tazminat ve İzmir yangını hakkında bir tartışma çıktı. Konferansın son oturumları böylece İzmir'in Yunan Yangın Teşkilatı tarafından nasıl ateşe verildiğinin ayrıntısı içinde bitti. İngiliz mandası altında bölgenin Suriye ile Suudi Arabistan arasında Filistin'in bir bölümü ve günümüzdeki Ürdün'ü kapsayan kesimde İngiliz yönetimi tarafından kurulan idari birim. Müttefikler hazırladıkları anlaşma projesini 30 Ocak'ta özel olarak heyetimize verdiler. 150 sayfa, 160 madde ve 9 bağlı projeden ibaret olan bu koca belge, Türkiye ile barış için değil, fakat Türkiye'nin her çeşit egemenliğini elinden almak için yapılmıştı. Bu projeye bakıldığı zaman görülüyor ki, bazı kısımlar daha çok ağırlaştırılmış, o zamana kadar hiç görülmemiş meselelerde istedikleri şekillere konarak anlaşmaya yazılmıştı. Bu anlaşmanın özeti ve esasları şunlardı. 1. Karaağaç Yunanlılara kalıyordu. 2. Türk, Yunan, Bulgar sınırlarının iki taraflarında da askerden arındırılacak bölge Akdeniz'den Ege, Karadeniz'e kadar uzanıyordu. Trakya'da bulunabilecek Türk kuvvetlerinin sayısı 5000 jandarmaya indirilmişti. Irak hududu Musul, Milletler Cemiyeti tarafından belirlenecekti. Türkiye'ye iade edilen Bolcada ve İmroz adaları müstesna olmak üzere Akdeniz-Ege adaları üzerinden Yunanistan hakimiyeti onaylamaktaydı. Yunanistan Sakız, Siam, Nikarya adaları askerden arındırılacaktı. Türkiye 12 ada üzerindeki haklardan İtalya lehine vazgeçmekteydi. Türkiye kendisinden ayrılan topraklar hakkında şimdi ve gelecekte verilecek kararları anlaşmayla beraber kabul edecekti. Boğazlardan geçiş serbest olacaktı. Çanakkale ve Karadeniz boğazları kıyıların iki taraftan 15'er kilometrelik kısmı askerden arındırılacaktı. Türkiye İstanbul'da 12 bin asker bulundurabilecekti. Başkanlığı Türklerde bulunacak olan uluslararası komisyonlar boğazlardan gemilerin geçmesi işlerini düzenleyecekti. Boğazlar saldırıya uğradığı takdirde imza koyan devletler Milletler Cemiyeti kararına uyarak müdahalede bulunacaklardı. Türkiye şimdiye kadar imzalanan Batı anlaşmalarında azınlıklara ait hakları Milletler Cemiyeti'nin kefaleti altında kabul edecekti. Türk ve Yunan ahalisinin mübadelesi mecburi olacaktı. Anlaşmada kapitülasyonlar esas itibariyle kaldırılmıştır denilmekteydi. Ancak adli, ticari, mali konular ve gümrükler için bir intikal devresi göz önünde tutmaktaydı. Türkiye ikinci devre mahkemelerinde kendi tarafından seçilecek yabancı hakimlerin doğrudan doğruya mesai birliğini kabul edecekti. İlk derece mahkemelerinde bulunulacak yabancı hakimler ise karma bir komisyon tarafından seçilecekti. Yabancılara ait davalar söz konusu olduğu zaman istinaf hakimlerinin çoğunluğunu yabancılar teşkil edecekti. Yabancılar mali ayrıcalıklara sahip olmayacak, özel vergilere tabi tutulmayacaktı. Kapitülasyonların ticari hükümleri kaldırılacaktı. Gümrüklerde 5 sene süreyle 1916 tarifesi tatbik edilecekti. İthalat yasağı kaldırılacaktı. 1914 Kasım'ındaki borçların ana parası Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan devletler arasında taksim edilecekti. Paylaştırmanın şekli Duyuni Umumiye İdaresi Meclisi tarafından saptanacaktı. Türkiye 37 sene zarfında müttefiklere 15 milyon altın lira zarar ve ziyan ödeyecekti. Fakat yine Türkiye Yunanistan'dan hiçbir tazminat istemeyecekti. İşte 2,5 aylık çalışmadan sonra müttefiklerin delegeler heyetimize verdikleri antlaşma projesi böyle bir antlaşma projesi yani Sevr Antlaşması'nın başka bir türlüsüydü. Antlaşmanın genel hükümleri Türkiye'nin adli, mali, ekonomik bağımsızlığını baltaladığı gibi Duyuni Umumiye'de devlet içinde ikinci bir devlet teşkil edecek bir duruma girmekteydi. Proje verildikten sonra Lozan'daki Türk gazetecileri hemen baş delegemizin etrafını alarak ilk izlenimini öğrenmeye çalıştılar. İsmet Paşa sakindi, vaziyeti soğukkanlılıkla değerlendiriyordu. Müttefiklerin bu tehlikeli oyununu hayret verici bir sakinlikle karşılamıştı. Anlaşma projesi hakkında fikir açıklamaya lüzum yoktur, diyordu.
Uzun uzadıya incelemeden de diyebilirim ki müttefikler bunu bize vermekle barışın imza edilmesini kastediyorlar. Burada geçirdiğimiz 2,5 ay bütün tartışma ve görüşmeler bir komedyadan ibaretmiş. Nihayet bize konferanstan daha evvel hazırlanmış oldukları teklifleri açıklıyorlar. Lozan Konferansı 13 Kasım'da toplanacaktı. Müttefikler Lozan Konferansı'ndan önce Paris'te bir toplantı yaptılar ve bu toplantının sonunda bir beyanname dağıtarak Doğu Barışı'nın bütün maddelerinde anlaşmış ve birleşmiş olduklarını ilan ettiler. Burada uzun uzadıya teklifler, karşı teklifler, tartışmalar oldu. Bütün bunların bir sahne oyunundan başka bir şey olmadığını şimdi anladım. Çünkü verdikleri bu anlaşma metniyle Lozan Konferansı'nın görüşmeleri arasında büyük bir ilişki yoktur. Komisyonlarda hiç görüşülmemiş birçok maddenin antlaşmaya uygun olduğunu görüyorum. Aramızda kararlaştırılmış, uzlaşılmış birçok meseleler antlaşmada şiddetlendirilmiştir. Bu durumda barış nasıl imzalanır? Trakya'da bulunacağımız kuvvetlerin sayısı tayin edilmişti. Anlaşmada bu sayı bize hiç sorulmadan eksiltilmiştir. Diyoni Umumiye İdaresi adeta Türkiye Devleti içinde başka bir devlet haline konmak isteniyor. Anlaşılıyor ki 2,5 ay önce İngiltere ve Fransa arasında anlaşılmış bir takım şartlara müttefikler konferans süsü vermek istediler. Artık her şey anlaşıldı. İsmet Paşa odasında aşağı yukarı gezinerek konferanstan duyduğu bu mutsuzluğu anlatırken ne gözlerinde endişe gölgesi ne de çehresinde bezginliğin çizgileri vardı. Evet diye devam etti. Barışın şimdi olmasını istemiyorlar. Belki kendileri için daha çok çıkar sağlayan başka durumların ortaya çıkmasını bekliyorlar. Fakat dünya kamuoyu karşısında bunun sorumluluğu bizim değildir. Antlaşmayı imzaya davet ediliyoruz. Artık Lozan Konferansı'nın dağılmak üzere olduğuna şüphe kalmamıştı. Yapılan bütün teşebbüslere rağmen iki tarafı uzlaştırmak imkansızdı. Konferansın kesintiye uğrayarak delegelerin Lozan'ı terk etmeleri artık gün meselesi sayılıyordu. Yabancı muhabirlerin çoğu Lozan'dan harekete hazırlanıyorlar. Bunlardan bir kısım daha önemli olayları çıkacağını tahmin ettikleri ruh havzasına, bir kısmı da İstanbul'a gidiyordu. Lozan Konferansı'nın son oturumu 31 Ocak Çarşamba günü bu hava içinde toplandı. Şato Oteli o gün her zamankinden daha kalabalıktı. Saat 10.30'da 1. komisyon toplantısını açar açmaz Lord Curzon hazırladığı nutku söylemeye başladı. Efendiler, 10 haftadan fazla bir zamandan beri devam eden çalışmalarımızın sonuna artık vardık. Konferans üyeleri 3 günden beri şimdi verdiğimiz barış antlaşması metnini ellerinde bulunduruyorlar. Burada hazır bulunan devletlerin hepsini antlaşmayı imzalamaya davet ediyoruz. Antlaşmanın gayesi şunlardır. 8 sene süren yıkıcı bir savaşı sona erdirerek barışı yapmak, müttefiklere yenilmiş ve Yunanistan'ı yenmiş olan Türkiye'ye kuvvetli bir devlet olarak Avrupa'da ve Asya'da yerini aldırmak, Türkiye ile Batı devletleri arasında her nevi münasebetleri yeniden kurmak, anlaşmanın şeklini ve veriliş tarzına gelince gerek arkadaşlarımın gerek kendimin hareket tarzları hakkında birkaç kelime ilave etmek isterim. İçimizde yoktur ki ilgili tarafların hepsi tarafından bütün maddeleri ve fıkraları dikkate değer görülecek ve derhal imza olunuverecek bir antlaşma teklif etmek istemesin. Bunun mümkün olmamasında bir sebep zamandır. Çalışmalarımız o kadar uzadı ki hemen hemen 3 ay geçti. Hep bu tarzda devam etmiş olsak daha 3 ay burada kalmamız lazım gelecekti. Belki antlaşma kabul edilinceye kadar daha uzun bir zaman geçecektir. Fakat işi bu kadar uzatmak mümkün olmazdı. Avrupa ve şüphesiz ki bütün dünya daha fazla görüşme değil, sonuç bekliyor. İçimizden çoğunun başka yerlerde önemli vazifeleri vardır. Bu vazifeleri makul olmayacak surette ihmal edenlerimiz olmuştur. Bunun için ümit ettiğimiz gibi herkesin rızasıyla görüşmelerimizin bir sona erdirilmesinin hepimizin menfaatine olacağını düşündüm. Hepimiz bu antlaşmayı tehdit veya baskı çerçevesinde sokmaya değil, uzlaşma ve görüşme usulleriyle çerçevelemeye çalıştık. Müttefikler hep bir arada şu neticeye vardılar ki, komisyonların ve tali komisyonların daha fazla toplanmalarından hiçbir sonuç çıkması imkanı yoktur. Onun için şerefli ve genel bir barışa temel teşkil edebilecek olan bütün asli şartları kesin bir antlaşma şekli altında topladık. İşte bugün konferansa verdiğimiz antlaşma budur. Türklerden bazılarının bu konferansı kesintiye uğratmak arzusunda olduğumuza dair bir kanaat beslediklerini, hatta içlerinden bazılarının tekrar savaşa çıkmasından memnun olacaklarını işittim. Bu çılgınca bir fikirdir. Eminim ki Lozan'daki Türk delegeler heyetinde bulunanlardan hiçbiri buna katılmamaktadır. Avrupa'da hatta Asya'da tek bir adam var mıdır ki tekrar savaşa başlamakla bir şey kazanabileceğini zannetsin. Savaşa başlamakta birçok kişi daha ölecek, birçok yerler tahrip edilecek, birçok felaketler daha meydana gelecektir. Yalnız barışın değil, bizzat Türkiye'nin geleceği daha uzaklara doğru çekilip gidecektir. Savaşı herhangi bir çılgın yapabilir. Fakat devlet adamının işi savaşmak değil, savaşı sonuca vardırmaktır. Artık benim için başkanlık kürsüsünü antlaşmanın ne yolda bir kabule mazhar olacağı hakkında fikirlerini söylemeleri için arkadaşlara bırakmaktan başka yapacak iş kalmıyor. Anlaşmanın kamuoyu tarafından nasıl kabul edileceği hakkında hiçbir tereddütüm yoktur. Doğuracağı sonuçlardan dolayı takdir edilmekten çok verdiği şeylerden dolayı kınanması umulur. Fakat hiç kimse bu antlaşma metnini tahakküm ve şiddet üzerine kurulmuş bulmayacaktır.
Bilakis cömertlik ve uzlaşma yolunda büyük bir gayret örneği gibi gösterilecektir. İsmet Paşa Hazretleri'nin bu hususta ileri sürecekleri düşünceyi şimdiden tahmin edemem. Anlaşmayı doğrudan doğruya kabul edeceğini, bu surette hem çalışmamıza hem Türkiye ile Türkiye'nin dostu olanlar arasında devam eden fiili düşmanlığa çabuk bir son vereceğini ümit etmek isterim. İsmet Paşa bu salonda ve başka yerlerde bana barışı samimi olarak arzu ettiğini çok söyledi. Sözlerine inandım ve inanmakta hala devam ediyorum. Zannederim ki kendileri de bana ve bu salondaki arkadaşlara karşı aynı kanaati beslemektedirler. Kurtulmuş, tekrar kurulmuş, dokunulmaz ve emin bir Türkiye hükümetinden, memleketimizden dostluk ve yardım göreceğini kendilerine söyledim. Bunları kolay kolay bir tarafa atılmayacak çıkarlar ve iyilikler teşkil ettiğini söyleyecek olursam affedileceğimi zannederim. Başka bir şey var ki İsmet Paşa'nın tercih etmeyeceğini ümit ederim. Bu antlaşmayı İsmet Paşa reddetmeyecektir. Çünkü bu hareket yalnız şimdiye kadar ileri sürdüğü teminatla uzlaşmaz olmakla kalmayacak, haklarını savunması hususunda o kadar müthiş bir mücahidi olduğu vatanın çıkarlarına da uymayacaktır. Diğer taraftan kesin cevap vermeden önce tekliflerimizin bütün heyetiyle az bir müddet daha düşünmek arzusunu gösterirse bu reddedemeyeceğim bir talep olacaktır. Fakat ümit ederim ki bu takdirde İsmet Paşa Hazretleri bütün görüşmelere tekrar başlamak arzusunda olduğumuza kapılmayacak, daha çok tartışma ve görüşmeyle geçen 3 ayın çalışmalarını sonuçsuz bırakabileceğini, ya bu arada ya başka bir tarafta yeni bir konferansa başlanabileceğine ihtimal vermeyecektir. Herhalde öyle bir konferansa ben iştirak edemem. Biz burada ömrümüzün sonuna kadar pazarlık etmek için bulunmuyoruz. Bir şey karar verip bitirmek için bulunuyoruz. Bir şak çarşısında halı alıp satmıyoruz. Milletlerin yazgısı, insanların hayatıyla meşgul oluyoruz. Eğer İsmet Paşa düşünceleri tamam olduğu zaman tekrar buraya gelmek ve antlaşmayı imzalamak isterse arzusunu memnuniyetle kabul edeceğim. Arkadaşlarımın da ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar geleceklerine eminim. Akıllı bir adamın hiçbir zaman iyi bir teklifi reddetmemiş adam diye tarif edildiğini vaktiyle işitmiştim. Bu güzel sözü Türk Başdelegesine tavsiyeyle sözlerime son veriyorum. Birinci komisyon sona ermişti. Esasen amaç görüşmeleri değil, antlaşma hakkında müttefiklerin son ve genel görüşlerini resmen söylemekten ibaretti. Lord Curzon yerinden kalkınca bu sefer başkanlık sandalyesinde ikinci komisyon başkanı Marki Garoni geçti. Marki Garoni konferansa bir beyanname okudu. Bu beyannamede bir başlangıçtan sonra yabancıların vergi konusunda hiçbir ayrıcalığa tabi olmayacaklarını, Türk tebaasının ödediği bütün resimleri ödeyeceklerini, konsolosluk mahkemelerinin kaldırılacağını, konsolosluk hakim ve tercümanlarının bundan böyle Türk mahkemelerine karışmayacaklarını, yabancıların doğrudan doğruya Türk mahkemelerine tabi olarak medeni ve cezai işlerde memleketin kanunlarına göre hüküm göreceklerini anlattı. Buna karşılık Türkiye'den güvence sağlayacak bir adli teşkilat kurulmasının istendiğini, hakimlerin seçilmesi hakkında tayin edilen esasların Türk egemenliğine aykırı olmadığını, yabancı hakimleri seçecek olan komisyon üyeleriyle bizzat bu hakimlerin doğrudan doğruya Türkiye hükümeti tarafından tayin edileceğini, kapitülasyonların kaldırılmasından sonra Türkiye'deki yabancıların endişe ettiklerini söyledikten sonra dedi ki, "Şurasını da söyleyeyim ki bu derece mühim olan bir mesele tartışılırken hiçbir zaman şartlar koşmadık. Türk delegelerine yalnız telkinler veya tekliflerde bulunmakla yetindik. Türk delegeler heyeti bunları reddetti. Fakat herhangi bir karşı teklifte bulunmadı. Böyle bir karşı teklifte bulunmuş olsaydı bunu iyi niyetle incelerdik." İkinci komisyonda görevini bitirmişti. Sıra üçüncüye geldi. Podcast dinle.